Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Bizler de soracak olursanız canlarım, Allah'ıma çok şükür olsun ki çok iyiyik. Duran okula gitti. Şahin'in babası işe gitti arkadaşlar. Onlar 2-3 gibi geliyorlar. Azlıklar evde olduklarından. Zaten iki oda bir şey aldılardı. İki oda İş aldılar, iki göz bir iş aldılar. Onun da incesini, kabasını car çıkıyorlar, vurup geliyorlar. Ben de onlar gene nadir atı gördüm. Çocuğu okula gönderdim. Şimdi geldi sıra yemeğimize. Sizlerle şöyle bir yemeğimi yaparken güzel bir çekim yapayım dedim. Dün de çekim yapamadım arkadaşlar, gerçekten kusura bakmayın. Hani ekmek falan yapıyor ya, yorgun oluyor. Dün de bayağı bir yorgunluğum, hani kendime bayağı bir zor geldim. O yüzden çekim yapamadım, kusura bakmayın. Şimdi yemeğimizi hazırlarken sizlerle hem sohbet edelim, hem yemeğimi çekerim, hem nasıl yapıldığını görürsünüz. Sizler de yaparsınız inşallah. O zaman ben ne yapayım canlarım? Ben bir soğan getireyim. Samırsak vardı, samırsak getireyim. Samırsağımdan soğanımı getirdikten sonra soyarken hep beraber sohbetimize devam ederek şimdilik bir kapa diyeyim. Evet canlar, ben samırsağımı getirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi soğanımı getirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tabakta göğüs aldım. Tavuk göğsü, onunla yapacağım. Yani isterseniz kırmızı etini de yapabilirsiniz. İsterseniz tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. İsteyenize kalmış bir şey bu. Bizim köyümüzün yöresel sulu köftesi. Dün de pilav üstü et yaptım arkadaşlar. Ramazan gibi işten gelene kadar. Onu yedik içtik. Allah'a çok şükür olsun ki. Bugün de böyle bir şey yapayım dedim. Kasaklarını şuraya atayım. Sonra toplarım. Bir bas samırsak, bir tane soğan yetiyor arkadaşlar. Yapmak isterseniz. Bir tane göğüs. Zaten biraz sonra şiittik ne diyeyim sizlere. Yaptıkça çekimimi yapıyorum. Görürsünüz. Seversiniz. İnşallah sizler de yaparsınız. Çok basit bir yemek. Aslında sulu yumurta yapacaktım. Onda Ramazan sulu yumurta yapmadı, bir kofte yaptı, onu yiyelim dedi. Ben de bir kofte yapayım arkadaşlar. Dün de çekim yapamadım arkadaşlar gerçekten. Yani o kadar da yazanım oldu ki Allah razı olsun. Sevmeyenim kadar sevenim de var. Sevmeyenim az ama sevenim daha çok. Hepsinden Allah razı olsun. Bana hepsi birer moral oluyor. Gerçekten. Yani herkes herkesi sevmek zorunda değil. Biliyorsunuz. Sizin sevmediğiniz ben sevmem, benim sevdiğimi siz sevmezsiniz. Öyle diyeyim. Onda zamanın arkadaşlar, ilk kendin Ayşe Görümcel'in evine gittim geldim. Kilitli kalmış. Kapısını açtım. Bayağı zorlandım açarken ya. Hani ilk ev işi olduğu içindir. Samırsağı da hiç böyle soymazdım ama ortadan kestim. Niye böyle soyuyorsunuz diyeceksiniz ama ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Hiç böyle soymazdım samırsağı, bütün bütün soyardım. Blender'da geçireceğim arkadaşlar bunu. Sizlere bugün bir yemek videom olsun. Bir yandan da bulaşık makinesi çalışıyor. Rahatsız olursanız kusura bakmayın arkadaşlar.
Allah nasip ederse pazartesi günü de sosumu yapacağım. Daha sosumu neyim yapmadım arkadaşlar. Ekmeklere gidiyorum. Çağırdılar mı giderim. Çağırmazlarsa da zaten evdeyim arkadaşlar. Cuma, cumartesi de ekmekteyim. Hastasın hacı niye ekmeğe gidiyorsun diyeceğiniz. Diyorsunuz da yazıyorsunuz da arkadaşlar. Biliyorum beni düşünüyorsunuz ama benim de biraz eve katkım olsun diye gidiyor. Yani bizim köyde herkes gider ekmeğe. Zengin de gider, fakir de gider. Fakir daha çok gider tabii ki evine biraz katkım olsun diye. O yüzden soğanımı da şöyle dörde şaklayayım canlar. Soğanımı samır samır bir çektireyim. Soğan da mor soğan. Ramazan'a soğan aldıysa dedim arkadaşlar mor soğan olmuş. Yani arkadaşlar bizim burada ekmeğe gitmek için bir amaç yoktur. Ne diyeyim sizlere? Bu bizim köyümüzde herkes yapar kış ekmeği. Çok yaparlar. İki çuval yaparlar. 6 ay boyunca yenilecek bir şey bu. Bugün de bir soğan sarımsak deneyim. Hiç denemediydim. İlandırım gücü olduğu için arkadaşlar. Yine de ne olur ne olmaz. Şöyle bir dörde şaklayayım. 4-5 küçük yapayım. Sarımsağımı da yıkayayım canlarım. Soğan da zehir gibiymiş. Suyu da azıcık bir şey açıyor. Şarır şarır akıyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ay, zehir gibi soğanla şöyle parçaladı. Etimi de parçalayayım arkadaşlar. Bunu da atayım. Göğüs etinden yapıyorum arkadaşlar ben kofteyi. Gayet de güzel oluyor. Kırmızı etten de yapabilirsiniz tabii ki. Kırmızı eti de dün yer pilav üstü et yaptım arkadaşlar. Öyle yedik. Bunu da kapatmasını bir türlü şey demedim. Çözemedim. Şöyle daha iyi çekeyim sizler arkadaşlar. Çekimim daha güzel olsun.
Yerim temiz arkadaşlar. Daha yeni de yıkadım. Sabun deterjanla da yıkadım ama elimi bazen içine daldırabiliyorum yani, kusura bakmayın. Sıra geldi bulguru. Bulgurunu da arkadaşlar bu sefer ölçüyümle mi dokuyum diyeyim. Ölçüyümle dokuyum. Şöyle bir bardağım var. Onunla bir ölçüyüm bakayım ben. Çok katmayacağım zaten. Koğuş sirine şey yemeyelim. Bulgur. Şöyle iri dolu değil. İnşallah döndürür. Döndürmezse çıkarır elimizle yoğururuz. Sizlerin de kavanoz ağrı diyorum arkadaşlar. İçine katacağım malzemelerim bir baş sarımsak, bir baş soğan. Ondan sonra baharatlarına geçtiğimizde görüşürüz canlar. Ne kafanızı ağrıtmayayım. Zaten bunun çekilişi böyle. O iyice karışana kadar. Arkadaşlar ben çektim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi salçamı kullanayım. Şöyle bir kaşık salça. Yine az daha atayım da. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz da ucundan. Salçamın ağzını da kapatayım arkadaşlar. Tavaya kaldırırım. Tuzumu atayım. Karabiber. Çok bitmesin, acı olur. Yenmez arkadaşlar. Kimyon tabii ki istediğiniz kadar atabilirsiniz. İsteğinize bağlı. Ve pul biber. Yemeklerin vazgeçilmez pul biberi. Şöyle bunu biraz iki kaşığa yakın atacağım ki rengi daha güzel olsun. Salçasını, biberini, tuzunu, karabiberini, her şeyini attım arkadaşlar. Kim o? Komşularımız da ekmek yapıyor arkadaşlar, kış ekmeği. Şöyle görmüş olduğunuz gibi baharatlarını attım. Kimyon, karabiber, tuz, salça. Bunu yoğuruyorum şimdi arkadaşlar. Yoğurduktan sonra tutulacak. Ancak hazırlarım Ramazan yıl gelenadir. Hem akşamımıza da bir yemek olur. Hem onlar da işten gelince biraz yemek olur. İyi de yumuşak canez yoğurmuşsun. Sert değil. Yani çekmişsin. Bu bizim köyümüzün, cenazelerimizin, düğünlerimizin, özel günlerimizin vazgeçilmez yemeği canlarım. Demirci koyun vazgeçilmez yemeklerinden birisi diyelim.
Şöyle güzel canız yoğurdum canlar. Al sana bir pahır yemek. Şöyle bir kenarına da tutarım arkadaşlar. Size tutarken de çekerim arkadaşlar. Pişerken de. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hazır. Kolayca ne oldu. Ben bir ellerimi yıkayayım arkadaşlar tutmaya. Bir elime su doldurayım. Tas. Tasa su doldurayım. O zaman görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben köftemi şöyle görmüş olduğunuz gibi çektirdim makinamda. Şimdi arkadaşlar, Ramazan telefon açtı. Geliyormuş. Onlar gelene kadar ben de köftemi hazırlayayım. Çay istedi. Bu onda iyice erken geliyorlar. Niye bileyim valla. Onu koy da duran. Biraz böyle yani gidiyor oğlum şu altını üstünü yıka onun, koy yerine. Bıcıkta pilavımız var, o da olur. Bu zaten cara pişer. Onlar duşunu alana kadar pişiririm ben. Öyle bir kofte de koyayım dedim bugün arkadaşlar. Gitsinler çoluk çocuk. Kutçuk kutçuk da dokmuyorum arkadaşlar. İsteyenize kalmış bir şeyi. Ben kutçuk sevmiyorum. Büyük canez dokuyayım. Kaşıklarında iyi canez olsun. Telefonsuzluk nasıl bir şey? Kötü mü? Duran telefonu arkadaşlar, Şahin'in telefonunu şarja sokar, soğuk suyu da dibine koyar, o da eridikçe telefonun içine girer. İçi su almış. Şahin de Duran'ın telefonunu aldı. Onu kullanıyor. Duran da iki gündür mü, üç gündür mü? Ben Hasan abi girin ekmeğinden geleli telefonsuzdu, niye? Pazartesi. Salı, çarşamba, bugün 3 gün olmuş. 3 gündür telefonsuz. Nereye koymuş, buraya koymuş? He, koy oraya da. Altına şey. Öbürünün üstünü yıkadın mı oğlum? Şey, çayı ben mi koyayım içine? He, içine 3 kaşık çay atılmış. Çoğu da üstte. Duran da babası gire çay koyuyor arkadaşlar. Sabahın Ayşe halen şeyde kalır. Odada. Esas. Kapıda su şeyde, kilit şeyde yoğmuş. Zembeliye. İçeride kalır. Kolu da yok kapının. İyi. Beni aradı. Ben burada bir buçuk saattir kilitli kaldım. Beni bir kurtar diye. Gittim zamanın Ayşe halanı kurtardım geldim. Atayım dedim oradan gelince suyunu verdim, yemini verdim. Siz zamanla verdiniz oğlum, öğlen oldu. Onda Tülay komşu ekme gidiyor arkadaşlar da. Duran orada da börek ettirdi şimdi. Onu yiyecek. Sen çay 3 mü attın? Ama hadi yeme yani iyisin. Sabah da götürdüğün şeyi yedin mi? Simiti. Okulda kimseyle uğraşma. Öğleden sonra dersiniz niye boş olmuş? Buranın karısı hastalanmış. He? Buranın karısı hastalanmış, hastaneye mi? Kocanın karısı.
Vallahi koca koca dokuyorum arkadaşlar. Yesinler. Bir de yanına domates salatası yaparım. Pirinç pilavı da var. Onu da ısıtırım. Sizler ne yaptınız arkadaşlar görüşmeyeli? Dün video atamadım. Yorumlarınızı da alamadım. Arkadaşlar gerçekten yorumlara cevap bilemiyorum. Belki de kızıyorsunuzdur bana. Onda yorgun olduğum zamanlar zaten bilemiyorum. Bol bol yorum yaparsanız, aboneler ücretsizdir. Abone olursanız, beğenme tonuna basarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Daha o kaynamaz. Efendim güzel mi yiyeceğim? Sıcak sudan koymadın mı? Neyse arkadaşlar, köftemizi döktükten sonra pişirmeye geçtiğimde görüşelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi misket misket dokuyorum. Pişirirken de görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz köftelerimi döktüm. Şu kadar da bir şey ayırdım köfte çöreği yapayım diye. Suyumu da koydum arkadaşlar ocağımın üstüne. Onu şuraya koy, daha sonra Şahin abin gelince yer. Şöyle görmüş olduğunuz gibi suyunu da koydum canlar. Çayımızı da Duran'ımız demledi. Duran sanki 3 kaşık değil de 1,5 kaşık atmışsın gibi. Doldura doldura attın mı 3 kaşığı? He. Niye hemen şey etmiş çokmuş ya? Duran da çayı demlerse böyle olur arkadaşlar. Tamam. Kotiyamız demiştim. Kotemiz pişsin canlar. Soğanı anlayayım, kavrayayım, görüşürüz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kotem kaynıyor. Soğanı da kavruldu. Şöyle dursun kiripak burada. Herkese mi yok okul, size mi yok? Öğretmeni hastalanmış. Öğretmeni mi hastalanmış? Herkese değil. Biz sizin sınıfa iyi. Sonra zaten saat daha yine 12.30 olmuş. 12.30 mu? He. Ne 12.30'u? Saat kaçta? Öte biz 12.50 geçe çıkıyor. Şimdi de 13.36 geçiyor. Sanırım. Kaçta giriyorsunuz da sizler? Oğlum oynama lan. Evet arkadaşlar. Bırak şu çakmağı. Soğanı kavurdum. Kutlaplasında mı sen yaktın lan? Salatasını biberini attım. Susun bir ya. Poğaçamayan bulustu.
Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Koten böyle 2 dakika daha kaynasın arkadaşlar. İndireceğe. Yemeğe hazır. Pilav ısıtayım mı? Yiyeceksiniz mi? Isıttıysanlar. Yirik. Bir de domatesli bulgur pilavı yap da yiyelim. Ne? Bir de yana da domatesli bulgur pilavı yap da yiyelim. Hiç yemedik daha bulgur pilavı. İçine domates doğra. Ondan sonra soğan doğra, biber doğra. He. Bulgur pilavını ben nasıl pişirdiğini bilirim mi? Domatesli pilavı. Bilmem mi? Bilirim, bilirim. Ondan sonra yarın da patlıcan doğra. Neyim bulgur pilavının içine? Ha, ince ince. He. İyi olur. Duran yarış oradan dışarıdan kat kat ben 200 soğan, 2 tane soğan getiriyor onun küçüğünde. De soğan keselim. İsim ver. Ufak getir Duran. Ufağından getir anne. Tombak getir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Pilavımı da ısıtayım. Koftemin altında kapatayım. Kotem de pişti. Ramazan ilde işlerim geldi. Ramazan'a çay doldurdum arkadaşlar. Kupa bardağına. Ben ondan içmem değil. Öbürleri de makinede yıkanıyor. Şuraya masanın üstüne koyalım. Siz ne ordunuz ya? İşte tabağın eksiğini bitirdik. He. İnce hazırlığını yaptık. He. Kapıyı peşine bekleyeceğiz herhalde. Ne zamana kadar? Yarın takası zamanı başlayacak. Hmm. Sabahına bakacağım bitir. İyi. İnşallah kapar. Konuş. Selamun aleyküm arkadaşlar. Burası masanın üstüne de kapat da seni hazırla. Sen yemek yemeyen mi? Börek de yemedin. Bize. Doğruyum ben orada böyle. Bize 2 gündür iken geliyor. Saat 1'de 2'de geliyor. İşler tam düzenle gitmiyor ki bugün ya. İşte dün saat 2'ye kadar dışarıydı dedim. Bugün de öğlene kadar da dışarıydı dedim. Motorun anahtarını koy buraya. Anahtarı şuraya koy, böyle gitti geldi. İşte iyice hazırlığını yaptık, kapı eksiğini bitirince. Yarın da Allah izin verirse ince yapacağız. 5 dakika sonra burada ol. Beni aratma. Yarın inceye başlarsa Allah izin verirse. Böyle ya, bir iki günlük işimiz var şimdi. O kadar acıkıyorlar ki ta çalıştığı yerden arıyor yemeği hazırladı. Ramazan gel. Sabah da burada yediğinizde mi duruyorsunuz? Yumurtalı börek sade. Bir tayasıyla mı yağladın? He, nefte yağsı. Dom ya. İşte yayla sende durdun. Hem kediye yağla, yayla yağlamışlar. Sana yayla yağladılar. Gör ya. Yeme yağla ekmek. Zaten şey hazır. Yemek. Böyle arkadaşlar, ben de bunlar gelin hadi yemeği hazırladım. Şimdi de
masaya hazırlayıp isimler. Harunlar doğursunlar. Sıcak sıcak. Biraz su olsun, ağzınızı yakar. Çayla şekeri bir çek Ramazan. Çayın içinden çıkan adar ancak su var. Neyse arkadaşlar, Allah ne verdiyse bugün de böyle olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sulu köfte, pirinç pilavı, soğan kestim. Buyurun gelin arkadaşlar, Allah nasip ederse hep beraber yiyelim. Büyük büyük döktüm. Neyse arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı günler. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın.